Kardeşler, mübarek Ramazan ayında bu son hutbemizdir. Gelen bayram, gelen cümleye kimi artık bayramı kayıt etmiş olacak. Ona göre bayramla ilgili bir neçe meselelerini hatırlatmak isteyen birinci mesele, her bir kadın ve kişiye, her bir uşağa ve böyle vaciptir ki fitre zekatı çıkartsın. Fitre zekatı. Fitre zekatı da kardeşler mütlak bayramdan önce çıkartılmalıdır. Ya bayram namazından önce, ya da bir gün önce, ya da iki gün önce. Fitre zekatı ülke ehlinin yemeğinden olmalıdır ve pul bunu arz eder. Adam başı ister büyük ister küçük olsun farkı yoktur. İki kilo yarım düğü veyahut da üç kilo düğüdür. Ve bunu kasıp küsuba imkansız insanlara verirsen ki ona da bayramı geyit edebilmeyen insanlar bayramı geyit edesinler. Eğer elave olarak isteyersen sen bölümde et vermeyi, yağ vermeyi veyahut da bir süfre açası malzemeler, bu daha da güzel, daha da hayırlı emeldir. Benim için kardeşler, verdiğimiz bu fitre zekatının esas sebebi maksad odur ki insan oruç tutarken bazı günahlara yol vermiş olabilir. Olabilsin ki lazımsız söz danışıp, olabilsin ki yalan danışıp, olabilsin ki ağzından bir söz çıkıp, ona göre oruç tuttuğumuz zaman bizden baş veren nöksanların kefaresidir. Yani bu fitre zekatla o nöksanlar tamamlanmış olur. Ona göre bu büyük bir şey değil, hatta imkan olmayan insanları bile çıkartmalıdır. Sadece 2 kilo yarım 3 kilo düğüsü olmayan insan, hatta bunu bile çıkartma gücü çatmayan insan çıkartmaz, Allah onu bağışlar ve Allah da ondan bu şeyi hesaba çekmez. Benim için mühterem kardeşler, bayram günü çimip, temizlenip, ertelenip, en güzel pantallarımızı giyerek bayram namazında iştirak etmemiz lazımdır. Ve bayram namazına gelirken anamı, bacını, kızını veyahut da evlatlarını getirmelisin. Çünkü bayram namazında herkesin iştirak etmesi sünneye daha uygundur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öz ailesini ve sahabelere de derdi ki ailelerinizi getirin. Hatta hasta olan üzürlü kadınlar da bayram namazına gelmekten, bayram hutbesini işitmekten imtina etmezler. Ben mühterem kardeşler, hemçinin en önemli meselelerden biri, hansı ki birçok Müslümanlar bu şeyin aksineliyle bayram günü katı şekilde oruç tutmak olmaz. Bazı insanlar gelip bayram namazını kılır, gedenden sonra yani kılana kimi özünün oruç olduğunu veyahut da oruç tutmanın lazım olduğu düşüncesindedir. Bu yanlış fikirdir. Bayram günü oruç tutmak haramdır. Bir saat, bir saniye böyle oruç tutmak olmaz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını girer, evine gider ve sonra hurma yiyerek bayram namazına gelerdi. Hurma yiyerek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bayram namazına gelerdi. Ona göre de bayram günü katı şekilde oruç tutmursan ve seherden itibaren istediğin kadar yiyip, istediğin kadar içip, hiç de yoksa namazından hurma yiyip bayram namazına gelmeyin. Hurma da yoktursa su içip bayram namazına gelmeyin, sünnedir. Hemçin mühterem kardeşler, kimler yakınlardır çalışsın ki ya yiyerek gelsinler. Çünkü yiyerek gelmek maşınla gelmekten daha efzeldir. Lakin kim uzakta olarsa veyahut da gelmeye takatı olmazsa maşınla gelmekte de bir kusur yoktur. Hemçin bayram namazının ehkamlarından sünneye daha uygundur. Daha yakışıdır ki insan geldiği yoldan geri dönmesin. Geldiğin başka yol olsun, gittiğin ise başka yol. Ama bir insan geldiği yoldan dönerse de burada hiçbir sıkıntı, hiçbir problem, hiçbir günah yoktur. Ve çalışın kardeşler, bayram namazına kimi kalbinizi temizleyin, saflaştırın, birbirinize karşı mehriban olun. Hiç kimsenin hakkına girip hakkını bozmayın. Kimse kimse hakkına girirse bayram namazına kimi çalışın, bunu halledin, problemlerden çıkın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem küslü kalanları kınayar, onlara tövsiye eder ve onların barışmasını emrederdi. Ona göre siz kardeşlerim çalışın, bayram namazında geç kalmayın, bayram hutbesinde geç kalmayın ve çalışın bayramı, bayram kimi geyit edin. Ve Müslümanlar bayram namazını tenteneli şekilde geyit etmeye daha haklıdır. Bakın, bazı Müslümanlar var, İslam'da olmayan bayramları, bakırsan İslami bayramlardan daha geniş şekilde geyit etmeye her istedir. Vakil olan
Nevruz Bayramı ve buna da o fevral, bir may veyahut kimi İslam'da olmayan bayramlar. Ona göre bizler iller boyu unutturulduğumuz Sovyet döneminden itibaren bayramları var gücümüzle güzel şekilde, tantanalı şekilde hem ailevi hem de beraber şekilde kaydetmeye çalışmalıyız. İhlasla.com saytı tarafından takdim olundu.